Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hürmetli körülmeler. İstiklal gündelik haberlerini görüşünlerine karşı alımız. Ben Abdullah Yalqın. Programımızda vatanımız Şarq Türkistan ve dünya gün tertifindeki en muhim haberlerini huzuruna sunumuz. Qınamsızlı Xitaylar ekranımız olsun. Xitay yadro tetkikat organı eksport çeklemesinden ayıp ötken. Xitayın yadro qurali ve yadro texnik tetkikat organı 1997 yılından başlayıp Amerika'nın eksport kontrolü tizimlikke kirgizilgen bolsa mı, bırak bu organ 2020 yılından başlayıp köp qitim Amerika'dan ilgar kompüter özikini seti verip işletken bolup, Amerika hükümeti Xitayın bu organını tekşürüdüğallıqını bildirgen. Amerika Avazı'nın 30 yanvardaki haberde bildirilişçe, Amerika eksportini kontrol kıladığan oğrullar tizimlikke kirgizilgen, Xitayın yadro qurali ve yadro texniki tetkikat organı bolgan Kuruluş Fiziki Akademiyesi kompüter özdeklerge erişken. Bu akademiya 3-cü taraf süpitede başka namalum Xitay sodigarları arqalıq Amerika'dan kompüter özdeki setip alğan. Bildirilişçe, Yingvida şirketi Xitay Kuruluş Fiziki Akademiyesi işildiğin Yingvida markasıdaki yerim ötküzgüçnün grafik bir taraf kılış özüki iken. Bu üsküne adette şahsi kompüterlerde köp uçuraydıken. Dünyanın her kaysi caylardaki şahsi kompüterlerinin setili sani köp olgaşka, hiçkandak özek şirketi her bir kompüterinin ahırkı işletküçünün kim ikerlikini kontrol kılalmaydıken. Amerika Devlet Müdafiye Ministerliği sabık emeldarının eğitişçe, Xitay armiyesi ve onun temelli güçleri bir kısım vasıtlarını işiltip, Amerika'nın çekilmesinden ayıp ötken. Xitayın yadro qoralları tetkikat ornının Amerika'nın eksport kontrol qaidesini ayıp ötüp, Amerika'nın ilgar özdeklerge erişkenliki toğrısıdaki haberler Amerika parlamentinin diqqetini qozdıqan. Avam Palatası Taşkışlar Komitetinin reisi Mikkol Yekşembe günü bayanat eylan qılıp, Saudi Ministerliği Sanaat ve Bihaterlik İdarisinin hizmetini layıqıdı orundumağallıqını tənqit qılgan. Xitay Yaponiyaga tehdit saldı. Xitay Yaponiyanın 5 paraxotunun Senkaku arılı deniz tevallikigi kirgenlikini ilgiri sürüp Yaponiya tarafki tehdit saldı. Xitay Teşviqat Organı Xalıq Torunun haberde bildirilişçe Xitay Deniz Saqçı İdarisinin akbarat bayanatçısı Genyu 30 yanvar Yaponiyanın Shinshiva namlıq 5 paraxotunun Senkaku arılı deniz tevallikigi kanunsuz kirgenlikini Xitay Deniz Saqçı paraxotu zörür bolgan tizginleş tedbirlerini kollanıp agahlandırış arqılı qoğlu etkenlikini Senkaku arılı ve onun etrafıdaki arallarının əzəldən Xitayının zimini ikkallikini dava kılgan. Genyu bayanatı diyene Xitayının deniz saqçı paraxotları başquruş tevallikideki deniz tevallikide faaliyetlerini devam kıladığallıqını Yaponiyanın bu meselede söz kılış hukuku yokluğunu bildirgen. O Yaponiyaga tehdit selip Yaponiyanın mezkur deniz rayonundaki barlıq kanunga xilap hareketlerini derhal toxtutup bundaq işlerinin qaydı yüz bermesliğe kapalıtlı kılışkı davet kılımız diyen. Mälum bolışça Amerika'nın Xitay bilen bolğan münasibetinin yerikleşişi, şundaqla Amerika'nın Xitayını çekleş üçün Asiyadaki hərbi küçünü aşırışı meselesi de Yaponiya Amerika'nın Asiyadaki muhim ittifaqdışı bolu süpti bilen Amerika bilen bu sahada aktif hemkarlaşkan. Bu sebeplik yakınkı mezgillerde Xitay bilen Yaponiyanın münasibeti barğansırı ciddi ilişki başlayan. Stoltenberg NATO-Yaponiya münasibetini küçü yetişke çakırdı. Şimali Atlantik Ekti Teşkilatı Başkatibi Jens Stoltenberg, Ukrayna-Rusya urush keltirip çıkarğan dünyavi tehditlerge işaret kılıp, İttifaq bilen Yaponiya otursudu texamo küçülük münasibetlerine ornitişini çakırı kıldı. Türkiye Avazı Radyosu haberde bildirilişçe NATO Başkatibi Stoltenberg, Şarkı Asya ziyareti ramkısıda Yaponiya'ya yetip geldi. O paytaxt Tokyo'nun şimalığı caylaşkan Yaponiya Hava Armiyesi'nin İruma bazısını ziyaret kıldı. O bu yerde kılgan sözde de 2022 ile 24 fevralda başlanan Ukrayna-Rusya urushi üstüne toxtaldı. O Ukrayna'daki urush hemimiz üçün muhim. Eğer Rusya Prezidenti Vladimir Putin Ukrayna'da galibi kılsa, Ukraynalıklar üçün tragediya buludu. Şundaqla dünyadaki müstebit rehberler üçün mu xatarlık signalı buludu. Çünkü her bir küç işiltilgende maksatını bildirdiğin signal buludu, dedi. O, Ukrayna-Rusya urushi keltirip çıkardığın dünyavi tehditler üstüde toxtulup, Ukrayna'daki urush bihaterlikimizden bir-biri bilen zik münasibetlik ikerlikini körüstüp verdi. NATO-Yaponiya arasıdı texamo küçülük münasibetlerini ornutuş gerek. NATO bilen kımmetlik şirikimiz Yaponiya otursudaki şirikçilik münasibetini texamo küçü yetişinin amalı bar, dedi. Trump, Amerika Xitay'a karıştıralaydığan bir rehberge ihtiyaclı, dedi.
Amerika'nın sabık prezidenti Donald Trump 2024 yıllık prezident saylımı seferberlikine başladı. Türkiye Avası Radyosu haberde bildirilmişçe, Amerika'da ötküzüldüğün 2024 yıllık prezidentlik saylımına namzat bolgan Cumhuriyetçiler Partisi'nin siyasetçisi Donald Trump saylım seferberlikine münasebetlik nutkını New Hampshire'de çakırılgan partisinin yıllık yığınında ve Cenubi Carolina ştatının paytaxtı Kolombiya'da sözledi. Trump 2024 yıllık saylam üçün ilgirkiki qarğanda tihimi iradelik ve gazepki tolgan halette ikkallikini hem de çoğun yığılışlarını ötküzüdü qallakını bildirip, çünkü saylıq uçularda biz ilgiri körüp bağmağan bir ruh bar dedi. Trump prezidentlik devrede yolu koygan siyasetlerini misal keltürüp, hazırkı prezident Joe Biden'nın çigra, ixtisat ve ictimai siyasetlerini tənqit kıldı. Trump 2024 yıllık saylam devletimizni kutkuzuştaki birden bir polisimizdir dedi. Ve Amerika'nın solçil ideologiyeler, akbarat ve Xtay'ı karıştıralaydıgan bir rehberge ihtiyacı bar digen karışını ilgiri sürdü. Donald Trump 2017 yıldan 2021 yıllarca prezidentlik vazifesini ötegen ve aldıngı yılı 16 noyabrda 2024 yıllık prezident saylamağı özünün namzatlıkını ilan kılgan idi. 2024 yıllık saylam üçün hazırkı prezident Joe Biden'nın mı namzatlık iltimasını 7 fevralda tapşırdıqanlıqını İttifaqdaş devletler nutqıdan burun özünün ilan kılışı mülkerlenmekte. Amerika-Koreya İttifaqını təkidledi. Amerika Devlet Müdafiye Ministeri Lloyd Austin, Amerika'nın Cenubi Koreya'ya bergen orta xavfsizlik vədisinin təvrənmegen halette devamlaşıvatqanlıqını təkidledi. Türkiye Avası Radyosu haberde bildirilmişçe, Amerika Devlet Müdafiye Ministeri Lloyd Austin tünügün 30 yanvar 2 günlük ziyaret üçün Cenubi Koreya paytaxtı Seul'a yetip geldi. O uçuruşlarını başlaştığın ilgiri Cenubi Koreya'nın Yonhap agentliğinde İttifak Saklavatıdu Serlavhisi'de makale ilan kıldı. O makalesi de Amerika'nın Muntizim Armiyesi yadro ve başkurulduğun bombadan müdafiyeleniş küçü, şundaklı Cenubi Koreya'daki 28 man Amerika askeri bilen ortak müdafiyeleniş vadesine emel kıldığallıqını bildirip, düşmelerimiz ve rakiplerimiz şunu bilişi gerek ki, eğer birimizgi tehdit salsa, bir bütün halda Amerika Cenubi Koreya İttifakı'ı tehdit salgan buludu, dedi. O, Şimali Koreya'nın yıkınkı yıllarda yadro başkurulduğun bomba ve başka korallarını terakki kıldırganlıqını, BDT Xavfsizlik Kengişinin kararlarına karşı halda rekord seviyede başkurulduğun bombasına kılganlıqını eskertip, Amerika'nın Cenubi Koreya'ya bergen kengeytilgen tevrenmez vadesini yeni bir kıtım tekitleş üçün bu yerge keldim, dedi. O, Amerika ve Cenubi Koreya otursudaki şiriklik münasibetinin tarihtiki en küçülük, en canlıq ve öz ara hemkarlaşıdığan ittifak ikkallikini bildirip, Şimali Koreya'nın tehditlerine karşı ötküzüldüğün ortak harbi manevrlerinin kölümü ve dairesini kengaytış, canlıq uruş amillerini kuş gereklikine kayıt kıldı. O, Washington, Seul ve Tokyo arasındaki üç taraf xavfsizlik hemkarlıqının ehemiyetini tekitlep, Amerika, Cenubi Koreya ve Japonya birlikte bolganda hemimiz tihimi bihater bulumuz, dedi. O bugün 31 yanvar Cenubi Koreya Devlet Müdafiye Ministeri Lee Jong-sop ve başka mesul emeldarlar bilen körüşüdü. Pakistan'daki mescidki kılınan terörlük hücumunda ölgeler köpeydi. Pakistan'ın Khyber Pakhtunkhova ölkesinde tünügün peşin namazı esnasında bir camiye kılınan terörlük hücumunda kaza kılganlarının sani 72'ye yetti. Pakistan taratqolarının haber kılışça tünügün Khyber Pakhtunkhova ölkesinin şehirlik sakçı idarisi rayonunda bir camiye peşin namazı esnasında kılınan terörlük hücumundan keyin başlanan izdeş kutkuzuş faaliyetleri devamlaşmaktayken. Alakadar tarmaqlarının bildirişçe terörlük hücumunda hayatının ayrılganlarının sani 72'ye yetken bulup yardarlarını davalaş hizmeti devamlaşmaktayken. Haberlerde deyilişçe, Khyber Pakhtunkhova ölkülük hükümet ölkü miqyasıda bir günlük matem ilan kılgan. Mezkur terörlük hücumunun cevapkarlığını Pakistan taliballeri öz üstüge algan idi. Hücumunun Pakistan Taşkı İşler Ministeri Bilaval Buttu Zerdari'nin Rusya'da ziyaretli buluvatkan payetli 101 işe dikkat kozgan idi. Yıkındın bayan terörlük hücumlarını köpeyti vatkan Pakistan taliballeri 28. noyabr günü Amevi Ortaklaşış Torbeti'deki seyipsi de bayanat ilan kılıp, 10. may günü İslamabad hükümeti bilen hasıl kılınan uruş toxtuş kelişiminin müddetinin ahırlaşkanlıqını uxturgan. Hem de azalarga Pakistan miqyasıda devlet xavfsizlik küşlerge hücum kılış toğırlıq yol yoruq çüşürgen idi.
Macron Ukrayna'ga uruş ayroplanı evetişinin tallaş sırtıda emestikini eytti. Fransiya Prezidenti Emmanuel Macron eğer kereklik şarait hazırlansa, Ukrayna'ga uruş ayroplanı evetişinin tallaş sırtıda emestikini bildirdi. Türkiye Avası Radyosu haberde bildirilişçe, Emmanuel Macron Gollandiya ziyareti dairesinde Başminister Mark Rutte bilen Birleşme Ahbarat ilan kılış yığını ötküzdi. Macron Rutte bilen elip bargan uçuruşida Ukrayna meselesini müzakir kılganlıqını ve Ukrayna'nı zürür tepilganda hemmeli sahada kollaşta kat'i iradige ige ikkallikini bildirdi. Macron Ukrayna'ğı küreşçi ayruplan evetiş doğrusudaki sualga cevap verip, hiçkandak iş tallaş sırtıda emez dedi. Ve ciddilikni küçeytmeslik, Rusya tuprakıda işletmeslik ve Fransiya armiyesinin küçünü acizlaştırmaslık şartı bilen Ukrayna'ğı uruş ayruplanı birleşke boludugallıqını ima kıldı. Macron Ukrayna'nın uruş ayruplanı üçün resmi talep sunuşu gereklikini tekitledi. Rutte bolsa Ukrayna'dan tekçi bundaq bir talepnin kelmegenlikini eskertti. Şundaqlı Fransiya Devlet Müdafiye Ministeri Sebastian Licorno, Fransiya ve Avustralya'nın Ukrayna'ğı 155 mm'lik zembirek oku evetidigallıqını ilan kıldı. Licorno tunca maliyet küzüşünün bir neçe hafta işçide başlandıqını bildirdi. Yeni bir taraftan Vengriya Devlet Müdafiye Ministeri Krzysztof Szalai Bobrowiczki uruşunu texamo keskinleştirmeslik üçün Vengriya bilen Avustriya'nın Ukrayna'ğı kural evetmeydigallıqını etdi. Hürmetli görmelerimiz, şuna kılıp bugünkü haberlerimiz müşahede ahırlaştı. İnşallah etki programımız görüşürüz. Aman bu gayesler. Selamun Aleyküm ve Rahmetullah.